Bizim de meraklı bir çocuğumuz var. Bir duyum alıyor. Bakalım ailesi açıklamak zorunda kaldığında neler yaşanıyormuş? Biz bu konuyu nasıl işlemişiz? İzleyelim efendim. Buyurun. Anne! Anne! Baba! Buraya gelin ya! Ne bağırıyorsun lan kaplan görmüş tibet öküzü gibi? Geçin şuraya! Ne? Ha, sen geç. Ne biçim konuşuyorsun lan annenle babanla? Geç dedim şuraya! Sen bu oğlana öğle yemeğinde ne verdin? Anne, baba! Ben bugün okulda bir şey duydum. Bu duyduklarım doğru mu değil mi bana açıklamanızı istiyorum. Çabuk olun bana her şeyi açıklayın. Evet oğlum sen tipsizsin. Ortaokula geçince daha da tipsiz oldun ama tıp ilerledi. Belki senin tipin de ilerler. Sensin tipsiz. Hayret bir şey. Kesin okulda biri söyledi sen aynı babana benziyorsun diye. O da o yüzden kendini çirkin sanıyor. Oğlum sen çok tatlısın, çok yakışıklısın oğlum benim. Bari çocuğun yüzüne yalan söyleme be. Çocuk büyüdü, kocaman adam oldu artık. Bu çocuk daha bebekken çirkin diye sen bunu güneş gören yere koyalım, altına gübre serelim demedin mi? Ya millet çocuğun bezini değiştiriyordu, biz toprağını değiştiriyorduk kadın. Ya susun! Konumuz bu değil. Bugün okulda Kubilay bir tane DVD getirdi. Dedi ki çocuk o DVD'deki şeyleri yapınca oluyormuş. Doğru mu bu? Öğrenmiş. Şeyi diyor, şeyi. Öğrenmiş. Ha şey, o şey o, Leyleklerin Göçü DVD'si. Leyleklerin Göçü DVD'si. Ben izledim, HD'sini de yapmışlar onun. Çok baba, güzel. Baba, baba. Leylek falan yoktu. Belki ağaç kakan. Ama kesinlikle leylek yoktu. Şey diyorsun sen, bahçecilik böyle ekip, ha, biçme, tarım öyle. Sakın! Sakın bana bahçe deme. Bana o bahçıvanı hatırlatmayın. Ben o hizmetçi kızı sevmiştim ya. Ciddi düşünüyordum onunla. Çabuk bana anlatın. Bak moralim çok bozuk, net soruyorum. Kubilay'ın dedikleri doğru mu? Ben nasıl oldum? Ben yemeğe bakayım. Benim de tamir et işlerim var. Geçin! Şişt, hop! Geçin oturun şuraya çabuk. Ben bugün bu sorunun cevabını alacağım arkadaş. Ortaokula geçtim ben, kravat takıyorum, kravat. Çabuk anlatın bana, beni nasıl yaptınız? İşte biz bulguru iki su bardakta böyle ne yaptık, demlendik. Ondan sonra ince ince kıydık yeşillikleri. Ondan sonra salçayı, baharatı, yağdı, bir güzel kavurduk. Öyle yaptık biz değil mi sen? Yalan! Yalan, kısır tarifi bu. Ben benim tarifimi istiyorum. Nasıl oldum ben? Tamam ya, tamam. Tamam, ben anlatıyorum. Şimdi oğlum... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kemerimi düzeltiyor. Yuh artık. Yuh artık yuh. Gitti be. O artık yuh. Ne bileyim, yanlış anladık. Üf, tamam. Otur. Önce her şey gaz bulutuydu. Bir sıkışma oldu. Sonra ani bir patlama. Yalan. Bu da yalan. Bu dünyanın oluşumu be. Okulda anlattılar bize. Sen kimi yiyorsun baba? Ulan okulda da size dünyanın oluşumunu anlatıyorlar. İnsan oluşumunu niye anlatmıyorlar? Hiç. Hayır. Selam millet. Hah, geldin. Baba ne kardeş? Hoş geldin oğlum, gel. Tamam. İş adamı görünümlü sivilcemiz de geldi. Tombulum, oğlum, evladım. Ha, bak kardeşine bugün şey demişler de çocuk nasıl yapılıyor merak ediyor. Sen de lise sona geldin ya. Sen ona anlat. Hadi, hadi. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi bilmiyor musun lan? Mal! Cahil bu ya! Sen var ya tam bir gerizekalısın oğlum. Bu yaşa gelmiş hala bilmiyor saftirik ya. Ha, iyi o zaman sen şimdi... Anlatayım. Abileni yap. Siz kardeş o konuyu çözün. Sizin siz çözün, biz şeydeyiz. Çocuk fabrikasında çocuk üretilir. Postacı leylekler bu çocukları alır, ev ev dağıtır. Gerçekten bunu bilmediği için tam bir şaşkın olsun. Sinem,
Keşke biz yapamadığımız çocuklarımızı böyle boş bıraksaydık. Keşke. Bunların ikisi de olmamış. Ulan alternatif ağırlık birimi abin. Beni değil. Hadi beni leylekler getirdi. Sen 11 kilo dolmuşsun be. Seni bırak leylek deve kuşu bile getiremez. Beyinsizlik otomatı bu ya. Kafasız surat. Çapçal ya. Deveyi kuş zannediyor. Gerçekten senin gibi cahillerle uğraşamam ben kardeşim. Ben gidip odada feyse gireceğim biraz. Hayır, bu çocuk da yani bayağı bir özgüvenli olmuş yani. Hani senin anan kesin bunu akta tutmadı, yere düştü bu çocuk. Beyin üstü yere çakıldı. Ya benimle ilgilenin, benimle. Çabuk anlatın diyorum. Ben nasıl oldum? Anlat anne, çabuk, hemen şimdi. Futbolda hücuma çıkan takımın oyun oynandığı anda o en az bir oyuncusunun rakip takımın kare çizgisine, o rakip takımın bir oyuncusuna daha yakın olma durumudur o. Sen az önce offside'ı mı anlattın? Benim doğru soruyu ben ne yaptığımı bilmiyorum şu an. Tamam. Bu iş fazla uzadı. Madem anlatmıyorsunuz, belgelerle konuşacağız. O ne lan? Bunu odanızda buldum İsmail Efendi. Tabii gerçek adın buysa. Üstünde Bilal'in doğum videosu yazıyor. Hep birlikte izleyelim bakalım gerçekten leylekler var mıymış? Bırak onu. Çabuk ver onu bak. Ben sana dedim. Çekme dedim. O kadar özelime girme dedim. Çekme dedim. Ben nereden bileyim böyle olacağını be. Sen onu bak anlatacağım. Söz veriyorum anlatacağım. Bak söz veriyorum. Sen onu bana ver. Sen onu bana ver. Tamam. Anlatıyorum. Ha şöyle. Yola gelin. Hemen anlat. Evet. İkiniz. Mantıklı o, tamam. Sen baba ne adamsın ya. Evet. Sen ne dedin? O ne yaptı? Hadi canım. Hayır. Sus artık, anlatma. Yeter artık. Oğlum bak, aşırı yükleme yaptın bir anda çocuğa. Tamam oğlum. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? İnsan insana bunu yapar mı? Annem o benim, anne. Ulan insan insanı onu yapmasa insan olmuyor be. Ya hala konuşuyorsun. Sus artık, sus. Allah'ım ben... Abim, demek ki en az iki. Allah'ım, ya ben nasıl bir dünyaya geldim ya? Bundan sonra her gece aranızda yatacağım. Yok. Her gece, hadi bakalım. Korkma anne. Ben artık yanındayım, korkma. Ya oğlum, ne bağırıp duruyorsun kaplandan kaçan tipet öküzü gibi, hayret bir şey. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Alt tarafı leylek işte, leylekler seni ağzına taşıyorlar. Sen leyleklerin ağzından mı tiksindin? Ya leylektir, ne olacak? Yapma gözünü seveyim ya. O kadar saf ve salaksın ki. Evladım bak, ben anneni seviyorum. Ya. Gerçekten. Gelin böyle, sen de gel. Hadi. Bak, biz sizi de çok seviyoruz. Biz ne yaptıysak sizin gibi böyle iki tane pırlanta gibi evlat için yaptık. Bak oğlum, sevmekten korkma. Sevmeyi bilmeyenden kork, tamam mı? Hem leylekler işsiz mi kalsın? Onların da bakma yükümlü oldukları, çocukları, aileleri yok mu? Bir saniye. Baba, eğer bizleri leylekler getiriyorsa, leylek yavrularını kim getiriyor? Köstebekler. Mantıklı. İkna oldum şu an. Oğlum, gel sen de şu abin gibi ol. Vallahi rahat edersin, saçın başın dökülmez, uzun yaşarsın. Tamam. Madem bu doğal bir şey, o zaman bir şey demiyorum. Ama bak, gözüm üzerinizde ha. Yavrum, ne bağırdınız? Ne bağırdınız yavrum? Kaplandan kaçan tipet öküzü gibi. Ne bağırdınız? Yaşlıyım ben yavrum. Baba, kusura bakma. Bilal bugün aydınlanma çağına girdi de. Allah'ım. Ben öyle kötü olmaya başladım. Babam, dedemin oğluysa... Demek ninemle dedem de.
Ulan benim 4 amcam, 3 tane de halam var. En az 7. Fikri! Ay ne kaçtın salona ya? Mercimek tarifi verecektin. Ne oluyor? Dede! Yoksa senin sürekli ninemi odaya çağırıp gel hanım beraber çiçekleri sulayalım dediğin... Evet. Mercimeklerin tohumunu ekelim de değil. Bir tabii. Fidanlar filiz verdi, gel sana göstereyim de değil. Evet yavrum. Allah'ım. Bu nasıl bir dünya ya? Ben böyle bir dünyaya gelmek istemiyordum. Öyle deme. Leyleklerin gücüne gider. Ya sus sus. Sus artık. Ne var yavrum? Biz artık yaşlandık. Kendimizi çiçeğe, böceğe, ağaca verdik yavrum. Ha, sen gerçekten mi çiçekten bahsediyordun? Ay ben de şey sandım ya. Ne? Şey... Leyleklerin sektördeki gücü. Ya sus sus! Sus artık! Ha o mesele. Lan 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 çocuğum. Versin senin hayvan. Bizim onun için şifremiz. Fizik tedavime yardım eder misin? Ay Fikri, bacaklarımda bir ağrı, bir ağrı, bir kireçlenme, bir kireçlenme Fikri. Diyorum internetten bir randevu mu alsak? Şşş, siyatikleri mi aldım? Ay! Deme kız, deme! Dedim bile. Deme, onu deme. Benim de tansiyonum çıktı. Yürü kız! Allah'ım! Kulağımdan kan geldi, neler söylüyorlar! Oğlum, sen niye böyle yapıyorsun? Bu yemek yemek kadar doğal bir şey ya! İsmail bir şey desene. Vallahi ben de bir fena oldum. O fizik tedavime yardım etmeymiş ama ya! Ya bu nasıl bir dünya arkadaş ya? Ben tuvaletten çıkıp elini yıkamayanların olduğu bu dünyada el ele tutuşmayı bile daha yeni anlıyordum. Bu ne ya? Oğlum bak, bu doğanın işleyişi. Ha, hayatın bir gerçeği. Leyleklerin sektördeki gücü. Ya sus sus! Ha, olacağı buydu. Bağırdınız, çağırdınız, ayırdınız. Aslan kovalayan Tibet öküzü gibi bağırdın bağırdın. Komşular geldi tabii. Ya bu aile Tibet öküzüne niye taktı arkadaş? Baba bir saniye, bir saniye. Eğer leylek yavrularını köstebekler getiriyorsa... Köstebekleri kim getiriyor? Tibet öküzleri. Tibet öküzleri. Allah'ın işi işte. Şu anda kanıksadım. Seviyorum ulan İbrahim seni. Bilal, oğlum bak gün gelecek Adriana Lima dediğimde... aklına mankenden daha başka şeyler gelecek. Sen de bizim gibi olacaksın. Asla! Ben asla sizin gibi olmayacağım. Aa, bak alt komşunun torunu Dilek ablan gelmiş. Hani siz beraber oynuyordunuz küçükken. Sana merhaba diyecekmiş. Aa, bu ne ya? Leylek lobisi. Naber? Naber Bilal, iyi misin? Ya aşağıda anneannemleri görmeye geldim de... gelmişken sizi de bir göreyim dedim. Çok özlemişim seni ya. Deli, şuna bak. Gel sana bir sarılayım. Ay canım benim. Ay, ay. Ne oluyor ya? Baba, sesime ne oluyor? Aa, ilk bıyık tanesi pırtladı yüzümde. Baba, ne oluyor? İsmail, çocuğa ne oluyor? Çocuğa ani yükleme olunca tabii erken ergenliğe girdi çocuk. Çağ atlıyor, çağ. Çocuk ateşi buldu, barutu çek o tarafa!